Ve işte yine burası da YouTube'a ayrı video atacağım. Polonya tank avcıları. Benim seviye 7'sini oynadım. Az, az sonra hep birlikte oynayacağız zaten. Ben 7'yi çok <laughs> sevdim. Ama 7 çok şey bir şeydir benim için. E, sembolik bir sayıdır. Çünkü 7'de tankınız birazcık güçlü olsun, birazcık iyi olsun. O seviyeye çok güçlü kalıyorsunuz. Çünkü çok geçiş seviyesi 7. <laughs> Good and new yeni Polonya TD'leri karşınızda. Yeni, yeni Polonya TD'leri. Gili toplu özel APCR mermi, mermi kullanıyor. Ve mermi, mermi hızları gerçekten muazzam yüksek. 2200'lere 2700'lere kadar çıkıyor yanılmıyorsam. Şimdi zaten göreceğiz. Ve 800 can puanı hasar verebiliyor. Fakat mesafe arttıkça attığınız hasar düşüyor. 500 metrede attığınız hasar 291 ...ken top olduğu için daha yakın mesafede daha yüksek hasarlar atabiliyorsunuz. Bunda da World of Tank şu haritada diyor ki peki bunda RNG olacak mı diyor bize World of Tank? Evet olacak diyor. Önce o açıklasın. Bu diyor ki ben senin baz hasar puanını ve mesafeni ölçeceğim diyor. Atıyorum senin hasarını diyor. 550. Ama ben buna diyor RNG'yi koyacağım yine diyor. %25 artı %25 eksi. Yani RNG'den kurtulamıyorsunuz diyor bize. Dolayısıyla biz çok ciddi hasarlara da ulaşabiliriz. Çok düşük hasarlara da ulaşabiliriz. Ekranı saldım pardon. Ee, ama tanklar enteresan tanklar. Yani oynaması şöyle enteresan olacak. Yakın girdiğinizde yakın girmek isteyeceksiniz ama bunun için biraz manevra kabiliyetiniz olacak. Topun açısı Ay, çok iyi değil Mabias falan Mabias filan. Şöyle bir şey. Seviyede 7'de de 7 topu yok. Yani seviye 7 uzun mesafe, e, düşük hasar gibi bir durum yok. Seviye 7'de standart bir top. Seviye 8 de birlikte geliyor. Seviye 8'den 8 ve sonrası geliyor. Bilginiz olsun. Dim. İşte dediğim bu. Yani yakın oynayacağınız bir tankın artı 5, eksi 5 derece namlu dönü dönüyor. Dön, namlusunun dönüyor olması birazcık Açıkçası sıkıntı çünkü eksi 5 artı 5 abi çok küçük bir rakamdır ve yakın oynayacaksınız siz ee, uzakta bu evet iyi bir derece iyi bir açı olabilir ama yakında hiçbir anlam ifade etmez. Bak burada diyor ki seviye 8'i klana tankı diyor 700 hasar verebiliyor diyor ilk mermi ikinci mermi ilk mermi ikinci mermi birinci mermi ikinci mermi üçüncü mermi birinci merminin delişi ikinci mermi falan filan diye yazmış buraya. Average DPM pardon. Average ve Average penetrasyonu da yazmış. Gördüğünüz gibi giderek düşüyor. Şöyle baktığınızda 100 metrede dağılması e, 0.38 2.9 fena değil. Bu iyileştirilebilir. Kesinlikle bu şekilde bir ağır tankla kafa kafaya vurmak istiyorsunuz. Çünkü 800 hasar atma potansiyeliniz var. Artı 25 eklediğinizde buna 800 artı %25 ee, 1000 damage kadar vurabileceksiniz siz bu tanklara. Clics, hareketli, nispeten hareketli bir tank buna ee, şey de kullanılabilir. Si Turbo da kullanılabilir bunlara. Bu da seviye 9'u. Gon Gonkevitska diye bir tankımız. SDTP. SDP. SDP 16 Gonkevitska tankı. 800 hasar puanınız var. Gördüğünüz gibi avaraş puanlarsa böyle yani 500 metreye çıktıkça şeyiniz artıyor. 50 metredeki bunlar 500 metredeki bunlar. Yine avaraş penetrasyonlarınız da bunlar. 292 gayet iyi. Gördüğünüz gibi 0.38 ve 2.7. 1700 metre bölü ile gidiyor ilk merminiz. Sert başlıklı zırh derici mermi ise 2000 metre bölü ile gidiyor. Aslında uzaktan da oyundaki en hızlı mermiye sahip tank. Yani muazzam mermi ve muazzam nişan ne olan tanklar. Ve seviye 10. NC-70 Bless Kabilka. Burada durdurmak istiyorum. Şimdi burada OP olur mu bu tank? Bu arada 2700 dedim. 1700. Çok çok özür dilerim. OP olur mu bu tank? Sorusu hani soruluyor. Her tank yeni çıktığında. Çok belli bir dönem. Çok sıkıntı yaşayacağız. yine bu tanklarla. Yani karşımıza geldi. Düşünsene sen atıyorum seviye 8 bir tanksın. Ee, 2000 Metsin abi 1700 canım var. Adam geliyor sana bir koyuyor kafadan bitti 800. artı +%25'ini koy 1900 gibi hasarlar veriyor sana. Bu tanka baktığımızda 0.35 eğim 100 metre dağılımı 0.35. Biraz daha iyileşiyor eğimi. Onun dışında eğim time 2.5 saniye biraz daha iyileşiyor. Buna bence kesinlikle bir e, top sürgüsü, nişan alma konulmalı. Ayriyetten turbo şarj ya da havalandırma konulmalı diye düşünüyorum. E, avaraj panatrasyonlar bence gayet iyi. 292-321 muazzam. Ben buna patlayıcı yüklemenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani 85 milimetre bir top gereksiz e, diye düşünüyorum. Açıkçası beğendim. Şarkı, Şu an için beğendim. Join the tour of duty. Battle for rewards in Onslaught and defeat your opponents with thunder and lightning in the new Polish tank destroyers. Evet. E... Ee... Çok hızlı Erhan. Bu arada Adem hoş geldin. Teşekkür ederim. Pulluk <laughs> takalım. Kadir, Kadir ne yapıyor be? Oğlum bu tarlayı sürmez. Bu tarlayı ezer. Parçalar. Ne kadar şey varsa orada... E... Ee... Patates varsa ne ekiyordu? Kadir hatırlamıyorum da ne kadar patates soğan varsa hepsine ezer geçer. Şimdi tank cc'ye gelelim. Seviye 7'si. Hepsinin zırhına bakalım abi. Bak şimdi seviye 7. Seviye 7'de bile hafife alınmayacak bir zırh var. Ben kendisiyle kapıştırıyorum. Seviye 7'de de 202 delen bir top. Hadi vs'yi şununla yapalım. Tiger 1 bizi deliyor. Ama çok da rahat denemediğini görüyorsunuz. Yani azıcık şöyle falan dursanız sektirecek. Zırhı seviye çok iyi değil. Ben oynadım. Seviye 7'nin zırhından çok fazla bir şey beklemeyin. Ama seviye 7'nin de e, enteresan bir özelliği var. yani Kıvrak aynı zamanda hani böyle bir vurdu mu oturtuyor falan modu olmuş seviye 7'de. Ve e, seviye 7'nin topu 420 hasar veriyor. Bu çok yüksek bir değer, e, değer seviye 7 için. Çok yüksek bir değer. Ve seviye 7'nin özelliklerine gelelim. Şimdi hızlı hızlı inceleyeyim. Seviye 7 8 hızlı hızlı gideceğim abi tamam mı? Bir çete okuyalım. Mermiler Efsane yazdı. Erdem kasacağım utangaç. Kasacağım dostum. Ben beğendim. Yeniden böyle bir votum geldi. Evet yeni gelenler like atmayı unutmasın. Videoyu beğenelim paylaşalım. Bu benim için çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi bak seviye 7'ye geldik. Seviye 7'nin baktığımız zaman 420 damage vuran, 420 hasar vuran bir topu var. 202 penetrasyonu var. Bence gayet yeterli. Eğim süresi 1.92 ki ben buna nişan takmayı ta e tavsiye ediyorum. Onun dışında hız 50 km hız yapabiliyor. İleri hızı 14 km'de geri hız var. 180 mm'de ön zırhı var. Ama bence buradaki en zayıf konu çok dar bir açısı var topunun. Çok dar 5 derece çok dar bir açısı var. Seviye 8'e geldiğimizde, Klena'ya geldiğimizde artık hasar ortalamamız 700'e çıkıyor. İnanılmaz muazzam bir değer. 700 hasar veriyoruz. DPM'imiz 2800 dakikada. Ve... Reload'umuz 14 saniye hatta 15 saniye diyebiliriz. Eğim 2.78 hızımız 40. Seviye 8'de biraz yavaşlıyoruz. 200 mm ön zırhımız var. Bunun açıyla maçıyla çok kolay derinemeyecek olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz bence. Yani artık seviye 8'de olay farklı bir hal alıyor. Artık seviye 8'de tankımız hasar açısından coşmuş durumda. Tabii ki şöyle bir 3D modelden Live'dan zırhına baktığımızda da kolay kolay delinebilecek bir zırh olmadığını görüyoruz. 280 milimetrelere kadar buraları çıkıyor. Yani şöyle falan durduğunuzda geçmiş olsun. Tabii ki size scrap yapabilirsiniz ama bu açıdan rakibe topunuzu çevirmek çok dar bir açısı var topun. Çok kolay değil. Çok kolay değil. O yüzden hani Site değil de sadece böyle oynanması. Sadece kafadan rakibe bakılması. Birazcık tepe yüksekliği kullanılırsa çok daha etkili olacak bir tank. Onun dışında seviye 9'a geçelim mi? 651'e gitti. Bir motor var. Çok güçlü bir motor yok. Ton başı 14.14. .14. 15 derece 7 derecelik bir eğimim var. 15 derece aslında güzel. Yukarı güzel ama aşağı kötü. Aşağısı kötü. Bence. Hani az kalmış biraz. Seviye 9'a geçelim hızlı bir şekilde. Full list. Seviye 9'da artık hasarımız 800'e çıkıyor ve DPM'imiz de 3337'ye çıkıyor. Tabii siz buna 292 penetrasyonu da ekleyin. Gittiği bir değerdir. İkinci mermide tabii ki penetrasyonumuz, penetrasyonumuz artacak. Reload stream'imiz 14 saniye. Hızımız 42 kilometre. Yine seviye 7'ye göre çok yavaşız ama bu kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. 200 milimetreden seviye 8'de 200 milimetreydi sanırım zırhımız. 190 milimetreye düşüyor zırhımız. Ama buna istenen dediğim gibi muazzam bir hasar şeyimiz ortaya çıkıyor. Potansiyelimiz ortaya çıkıyor. Gun depression'larımız ve gun elevation'larımız. Kalkış ve iniş aynı şekilde görünüyor efendim. Dediğimiz gibi hemen seviye 10'a geçelim hızlı bir şekilde. Seviye 10'da hasarımız yine aynı. Ee, Top yüklememiz biraz iyileşmiş. Top yükleme iyileşiyor. Yani 13.4'e yükseliyor. Penetrasyon 292. Tabi hasarımız yine aynı demiştik. Eğim süremiz 240. Hızımız 45. Bir miktar artıyor. Motorumuzun gücü biraz yükseltilmiş. Burada 9 beygiri çıktığını görüyoruz. Top değerlerimiz yine 5 derece, 15 derece yukarı, 7 derece aşağı olarak görünüyor. Ama tekrar söylüyorum 5 derece sağ sol çok düşük. Çok düşük ve yine gövde zırhımız 200 milimetreye çıkıyor ki artık gerçekten de sıkıntılı bir durum e, almış oluyor. 2000'de can puanı var tankın. Şimdi 3 boyutlu modeline geçelim sonra seviye ona neler takmamız gerekiyor onu konuşuruz. Şimdi gördüğünüz gibi azıcık şöyle oldu mu kolay kolay denilebilecek bir tank değil. Buradan böyle baktığımda evet vurulabilir ama çok iyi nişan alması gerekecek rakibinizin kolay kolay sizi bir durumda değil. Site e biraz daha yatkın olduğunu görüyoruz bunun. Buradaki açı özellikle bize site script'te ya da düz baktığımızda bile muazzam bir şey veriyor. Açı veriyor. Buradan da sektireceğiz. Bu biraz daha böyle kafa kafaya rahat oynayabileceğiniz bir tank. Seviye onu çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Benim tavsiyem bu tanka neler takılır? Bir kere şöyle bir Mordon'un taktığımızı düşünelim. Herkes takmayacaktır ama hani ne kadar canavarlaşıyor tank. Mordor'un taktığında 11 küsura iniyor reload'un. Ayrıyeten hızın bence çok önemli çünkü kafa kafaya oynamalısın. Yani bir e, ağır gibi oynamalısın az çok. Hızlı dönmen gerekiyor gibi gibi e, özelliklerin olması gerekiyor. O yüzden turbo şarjı şart görüyorum. Ayrıyeten buradaki şeye göre değişir tabii ki. Ama benim... ...görüşüm bundan sonra da iki seçenek çıkıyor. Hiç öyle kamuflaj bilmem ne falan gerek yok bu tank abi. Birincisi havalandırma. Hem ikisine birden bonus alacağınız bir şey. Tabii ben buna burada moru takmadım çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Mor var mı turbo? Var. Mor turbo taktığında 51 km hıza ulaşıyor. Aşağı yukarı bir leopar kadar ya da STB kadar hızlı yapacaksınız. İkinci olarak burada nişan alma bence çok çok önemli. Çünkü nişan süremiz, eğim süremiz 2.40. Bu kadar hızlı ve yakın oynayacaksınız. yakın ama uzaktan da oynamanız gerekecek belki. Tankı e, oynadıkça kavrayacağız açık söylüyorum. Ben de şu anda kafamda bir şeyler oluşabiliyor ama tank çok kombinasyonlu bir tank. Yani örnek veriyorum su 130 pm ile abi geri yatacaksın kamuflajını kullanacaksın diyebilirsin. Ama bu tankla geride yattığında bir avantajın olacak. Pardon önde oynadığında bir avantajın olacak. Avantajın şu önde oynadığında çok fazla hasar potansiyelim var. 800'ler, binler vurabileceksin. Ama aynı zamanda da geride oynayabileceksin. Çünkü TD çok sıkıntılı olmayacak ve her zaman her tankla da kafa kafaya oynayabileceğiniz bir tank değil. Yani buraya ne takılır sorusunda bu kadar uzun konuştuktan sonra benim düşünceme göre nişan takmak gerek. Bunu taktırdığımızda ise nişanımız 2.40'tan 2.11'e düştüğünü görüyoruz. Tabi bir de e, full skill mürettebat koyarsanız. Üstüne üstlük buraya bir de e, şöyle bir suşinizden, muşinizden, bir şeyinizden, yemeğinizden suşi değil galiba. Neyse işte bu yemekten koyarsanız tank 10 saniyede yükleyen ve 800 vuran 4500 DPM'e sahip bir canavara dönüşebiliyor. Ama tabii ki Mordo'nun taktığınızda. Neyse şimdi çok fazla e, lafı uzatmayalım. Artık e, savaşlarımıza geçelim. Bu arada ben de kısa bir ara vereceğim. Ufak bir ara. 2 dakikalık bir ara. Hem bir kahvemi koyayım hem bir şey yapayım. Ondan sonra zaten devam ederiz.